kas gücü, akıl kas falan. Kas gücü de yok. Sadece parmaklarla klavyeye parmak basıyorsun. Gücüyle, parmak sat bakalım 18 liradan. Sattın 1 milyar 800 milyon. Sonra aldın tekrar 10 liradan 1 milyar. Arada 800 milyon sadece parmaklarınla iki tuşa basarak yani, yapıyorsun. Yani böyle el emeğiyle değil. Tabii. Bilek gücüyle değil, sadece parmak dokunuşuyla 800 milyon lira kazanabilirsin. Cem Yılmaz'ın 100 milyon dolar şeyinden. Şimdi sen hesap bugünkü yazında 1 milyar 270 falan diye geçiyor ya. Şimdi baktım mesela 100 milyon doların olsa abi 1 milyar 359 milyon olurdu. Vay yani şey düşünsene bak. Abi. Arada yine 600 milyon. Tabii. 50-60 milyon oynuyor yani 2 günde bile. Evet. Düşün evet. Yani 100 milyon doların olsa. Ne yapardın? 100 milyon doların olsa ne yaparsın? Cem Yılmaz'ın dediği gibi şey yaparım, ne ev alır bilmem perisi, ne yaparım. İyilik perisi mi? Cem Yılmaz diyor ki Türkler genellikle diyor yardım ederim. Yardım ederim. Arkadaşları kalkındırırım. Çünkü diyor yukarıyı kandırmaya çalışıyor. Hani bana ver, bana ver ki ben insanlara yardım edeceğim, bana çıksın, bana gelsin o para demeye çalışıyor Cem Yılmaz. Şimdi ben de 1 Ocak'ta izledim Cem Yılmaz'ın gösterisini Netflix'te ve tabii beğendim şeyi. Hani tabii Cem Yılmaz'la ilgili mesela şu tartışmalar çok oldu o gösterisiyle ilgili. Sonra baktım ben abi 850 milyon olduğunda Eylül'ün 15-16'sı yani 8,5 lira olduğunda dolar evet, kuru demek galiba Eylül'ün 16'sı 17'si gibi çekmiş şeyi yıl evet. sonuna doğru çekmiş evet, yani evet. O gösteriyi. Şey 2 ay önce ya 3 ay önce. Tabii 2 ay önce düşünsene 850 lira şimdi 13 liraya çıkıyor. 100 milyon doğrusa şimdi 50'si senin 50'si benim. Of vallahi. Biz onu batırırız hiç da biliyorsun. Bir daha programı falan biz yapmam. Gidip 18'den dolar alırız. Beni göremezsin bir daha burada. Ama biz gene abi 18'den dolar alıp onu 2 haftada 10 milyon dolara indiririz başarıyla yani. Kesinlikle. Sonra da bekleriz çıkar mı acaba diye. Acaba konuşan kafalar nasıl o dolar konusunda bizden daha uyanık olabilirler mi? Şimdi birazdan konuşacağız onları da. Var yani enteresan yeni tabirler falan giriyor çünkü. Yani ekonomi dilimize, gündemimize yeni tabirler giriyor. Şimdi nasıl buldun peki Cem Yılmaz'ı? Ya şimdi bak sana çok samimi bir şey söyleyeyim. Bunu ben defalarca da yazdım. Türkiye'de 4 kişi var ki ben peşin yargılıyım onlarla ilgili. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Gülse Birsel. Hı hı. Ne yapsalar seviyorum. Bak samimi olarak... Yani gelip Yılmaz burada dursa ben seviyorum. Yani hmm. bana iyi geliyor bu insanlar. Ve hakikaten bunları 1900 performanslarının en yüksek olduğu dönemler bence 1990'lardı şeylerin. Yani özel televizyonların yeni başladığı dönemin şeyinde. Mesela Yılmaz Erdoğan'ın o Mükremin abi tipi unutamıyorum ben ya. Bir Demet Tiyatro'yu unutamıyorum yarattı. Yani. Bir Demet Tiyatro'yu unutamıyorum. Cem'in keza yaptığı şeyleri Ata Demir'in Cem dedi bu başı geçeceğiz çok dalga geçti Atay'la. Atay'la. Hadi be ya o diye tamam böyle. Onun filmleriyle çok dalga geçti. Ama bak şimdi bunların hepsi çok çok iyi insanlar. Mesela birkaç arkadaşım Yılmaz Erdoğan'ı izlemişler. Çok beğenmişler Blue TV'de. Evet. Ben de baktım. Mesela evet. Yılmaz'ın daha incelikli bir iş yapmışlar ama evet, şeyde. Evet, evet. Yani sanki Cem'in biraz hani montajı şeyi biraz daha baştan sağma gibi geldi bana. Ama tartışılan o değil aslında. O biraz televizyonculuk bakış açısı ama evet. tartışılan şu. Cem Yılmaz güldürüyor mu, güldürmüyor mu? Eskisi kadar iyi mi, kötü mü? Cem Yılmaz hatta şöyle yorumlar da çıktı. İşte Cem Yılmaz yaşlandı. Artık yeni mizah anlayışını kavrayamadı. Onun gerisine düştü. O yüzden Cem Yılmaz'ın esprileri artık eskisi kadar güldürmüyor diye çok sayıda eleştiri vardı. Ya bir komedyen için yapılacak en bence aptalca eleştiri yaşlandı demektir. Yani hmm. Buster Keaton'da, Charlo'da yaşlılık dönemlerinde de olağanüstü işler çıkarttılar yani. Tamam evet. Komedyenler yaşlanmaz ya. Komedyenler yaşlanmaz yani. Yaşlılığı da başka bir şeydir, gençliği başka bir şeydir falan. Şimdi biz çok kolay eleştiren bir toplumuz. Hele hele siyasette eleştiri yapılamayınca bütün acımasızlığımızı eleştirebildiğimiz insanların üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Biraz da insaflı olmak lazım. Yani bunlar çok başarılı insanlar. Gerçekten dördü de çok başarılı insanlar. Ayrıca Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı metinler, Gülse'nin yazdığı senaryolar bence dünya çapında şeyler bunlar. Ata'nın oyunculuğu, Ata'nın yarattığı karakterlerdeki o pozitif, saf, o saf çocuğu ben özlüyorum ya. Geyikli'deki evet. o saf çocuk. Yani bu hakikaten iyi geliyor bana bu insanlar yani. Atan'ın hani o taklitleri de yılbaşı evet. gezi Fox TV'de evet. Yaptı mesela onları evet. Şarkılar evet. söylemesi evet. falan yani zengin. Ben ön yargılıyım o yüzden ben
Hatta bir de şöyle bir şey diyelim. Onları eleştirenlere de kızıyorum yani. Kendi içimden. Vardır ya böyle tartışırsın sen de şeyde falan. Ben diyorum sana, ben ön yargılıyım. Ben dördünü de çok çok seviyorum hakikaten. İyi ki varlar bu toplumda. Yoksa onlar da olmasa o geceyi düşün gene çık Muppet Show'daki. Tam Muppet Show'un kahramanları gibi. Şimdi bu konuyla ilgili Cem Yılmaz da bir tweet attı. Onu da görelim arkadaşlar. Ve tweetinde işte en çok izlenen ve Türkiye'de en çok Netflix. Bir numara şu anda Netflix'te, evet. Onu paylaştı. Ama Türkiye Netflix'in. Tabii Türkiye Netflix. İşte bak Top 10 diye Türkiye'de. Yani bir numarada Cem Yılmaz var. Leonardo DiCaprio geçti yani. Evet. Don't Look Up Leonardo DiCaprio'nun filmi var. Onu da konuşalım. Aynen. Evet. O da çok enteresan bir film. Bunu paylaştı. İşte Cem Yılmaz da bitmiş diye şakasını da yine burada da yaptı. Demek ki bitmemiş. Bakın izledim. Yalnız şey, Yılmaz Erdoğan galiba Blue TV'de şeyi anlatmış. Bu Cem'le beraber o Russell Crowe yaptıkları filmi anlatmışlar. Evet. Çok eğlenceli diyordu. Çok eğlenceli diye anlatıyorlar. Seyredeceğim ben şimdi. Blue TV'de onu da seyredeceğim. Ben de seyredeceğim. Cem Yılmaz'ın gösterisi bence de iyiydi, eğlenceliydi. Cem Yılmaz her zaman iş yapıyor ama şimdi belki genç kuşaklarla örtüşemiyor olabilir artık. Şimdi tabii şurası bir gerçek. Yani genç kuşakların mizah anlayışı ayrışıyor artık. Hı hı. Ayrışıyor. Yani algılama biçimleri şunlar bunlar. Bir de şu var. TikTok mizahı var artık yani. Tabii. TikTok mizahıyla yarış mümkün değil. Aynen. Onunla yarışmak mümkün değil. Bambaşka bir şey bu. Doğru söylüyorsun. Yani Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan bunlar Facebook gibi kaldılar şimdi. Facebook'un şey gibi. Halbuki o çocuklar WhatsApp'ın, Twitter'ın bilmem şeyin, daha TikTok'un, Snapchat'ın mizahı üzerine şey yapan çocuklar. Yani o bakımdan bence ikisini bunların karşılaştırmamak lazım. Başka şeyler bunlar yani. Doğru. Ama Cem Yılmaz gene de çok iyi. Ben o Cem Yılmaz'ın bu oyununu ilk defa premierinde seyrettim Londra'da. Hı hı. Peki oradaki nasıldı? Çok beğenmiştim. Şu montajla ve sahneyle gerçekten şeyde izlediğin, ekranda izlediğinle sahnede izlediğin arasında yani, fark yok mu? Şimdi şurada haklı olabilirsin. Şeyde sahnede daha durağandı. Hı. Çünkü orada bir de salonda olduğun için o salonun elektriği de var yani. Doğru. Onu da yaşıyorsun orada şeyi, anladın mı? O efektleri falan. Biraz efektler de zayıf gibiydi yani. Mesela o kahkaha bilmem ne efektlerin daha güçlü olsaydı belki. Hmm. Yani biraz daha sanki şey istiyor. Biraz daha şey olarak yönetim, reji odasının daha iyi olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ben. Evet. Ama yine de Cem Yılmaz, Cem Yılmaz'dır kardeşim. Yüz. Bir numara. Evet. Tamam, ne diyor hani Churchill'le Demirel, ikisi de çok severler lafı. Hiçbir şey başarının yerini tutamaz. Buyur, bir numara. Katılıyorum. Cem Yılmaz, Cem Yılmaz'dır. Her zaman, her zaman da güldürüyor, her zaman.